Kontrol Mimarlı, hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karacı. Sayın arkadaşlarım, Şantiyedeyiz serisinde kaldığımız yerden çatı örtü malzemeleri ile ve daha doğrusu çatımızı örterek devam ediyoruz. Sadece öncesinde şöyle ufak bir şeyden bahsedip hemen çatı malzememize, çatımızı örtmeye başlayabiliriz sayın arkadaşlarım. Ben burada şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bakın, bizim bu bacamızı hatırlıyorsunuz. Bu bacamız neydi bizim? Mutfaktaki hava bacamızdı. Bu aspiratörün bağlandığı bacaydı. Hemen projede de isterseniz hatta göstereyim. Bizim mutfaktaki şuradaki bacamızdı sayın arkadaşlar. Neyse, biz burada bir şoklama muhabbetinden bahsetmiştik. Bakın, şoklama muhabbeti neydi? Sürekli diğer bacaya aktarım yapıyordu toplayan baca. Bakın, farkındaysanız şu kısımdan sayın arkadaşlarım, biraz kalınlaştırayım. Şu kısımdan duman geliyor, şu kısımdan duman gelmiyor. Burada neden duman geliyor? Siyah duman. Bakın, bu siyah duman gelmesinin nedeni bizim aşağıda soba bacası bağlamamız, kendi kaldığımız koğuşta soba yanması, bundan dolayı da gelmesi. Yani normalde şu bacaya bağladık, bak soldakine bağladık, ama bakın soldakinden değil sağdakinden çıkıyor. Bunun olmasının nedeni, biz bacamızı şoklamıştık sayın arkadaşlar. Bunu hem bu şekilde görmüş olalım, bakın şoklayınca diğer taraftan çıkıyor. Bir ikincisi de bu olayın teknik ismini hiç zikretmediğimi fark ettim. Şönt baca şeklinde zannediyorum anılıyor sayın arkadaşlar. Şönt diyor. İşte bakayım, onda da şönt denmiş. Şönt diye yazılıyor falan. Neyse. Sayın arkadaşlar, baca muhabbeti bu şekilde. Burada hemen üzerinden bir geçelim. Biraz da incelteyim kalemimi. Bakın ne yapmış? Buradan gelmiş. Buradan geçmiş. En alttakinden gösterelim. Buradan gelmiş. Dönmüş. İçeriye girmiş. Buradan yukarı çıkmış. Kör tuğla var burada bir tane. Soldakine gitmek zorunda kalmış ve hepsinde aynı şekilde. Bakın gelmiş, girmiş, çıkmış. Diğer tarafa dönmek zorunda kalmış. İşte orada bakın sayın arkadaşlarım. Şöyle göstereyim, yuvarlak için alayım. Siyahı da çok sevmedim, maviyle alayım. Bakın şurada körlediği için sol tarafa geçmek zorunda kalmış sürekli. Baca işte şoklaması, baca şöntlemesi. Yani ben sürekli şok şok dedim de, piyasada biz genelde şok diyoruz. Ama fark ettiğim üzere her yerde şok denmiyormuş. O yüzden şöntü de tekrar anmış olayım sayın arkadaşlar. Bakın burada hazır bu konuyu konuşmuşken hemen şunu da konuşalım. Biz iki tip tuğla kullanmıştık. Ona 20'ye 20 iki tane tuğla kullanarak yapmıştık. Bazıları delikliydi, bazıları deliksizdi. Bunun gibi tek parça halinde şönt baca tuğlası şeklinde de satılıyor sayın arkadaşlar. İşte alıyor, topluyor, direkt aktarıyor şeklinde. Ama hani hangisi daha iyi kötü muhabbeti yok. İkisi de aynı işlevi yapıyor. İkisi de standart olarak baca tuğlası şeklinde satılıyor yani. Bunda bir problem yok sayın arkadaşlar. Böyle bir şönt baca tuğlasının olduğunda, 20'ye 40 böyle bir şönt baca tuğlasının olduğunu da bilelim. Hiçbir fark yok, hiçbir sıkıntı yok. Aynı şekilde kullanılabilir. Bizim önceki videolarda anlattığımızla tamamen aynı mantıkta ilerleyen bir sistem. Diyerek sayın arkadaşlarım, biz çatımıza devam edelim. Çatımızda bakın köşelerimizde bizim teneke işçiliğimiz güzel bir şekilde yapılmış. Şimdi teneke işçiliğinin zaten üzerinden geçeceğiz. Zaten üzerine kiremitler nasıl konulur, nasıl olur, neresinde altında kalır kiremit, neresinde üstünde kalır, bunların hepsini göreceğiz sayın arkadaşlar. Biz artık yavaş yavaş kendi örtü malzememize geçelim. Bakın bir ip çekmiş. Genellikle diğer taraflarda göstereceğim bunu. İlk koyduğunda sayın arkadaşlarım bir ip çeker. Ama üstlerde bir bozulma olursa tekrar ip çekilir sayın arkadaşlar. İp burada var, görüyorsunuz. Her yerde yine ip olur arkadaşlar. Ve bakın kiremitin örtü şekli şudur sayın arkadaşlarım. Birbirine anahtar kilit gibi tık 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 Lego gibi geçer sayın arkadaşlar. Ve hatta şöyle bir şey vardır. Mesela diyelim siz X fabrikasından işte bu tip kiremit aldınız. Ondan sonra gittiniz dediniz ki işte Y fabrikasında ben gene aynı Marsilya tipi işte 41'e 23 santimetre kiremit istiyorum dediniz, aldınız. İki kiremit birbirine geçmiyor sayın arkadaşlar. Fabrikalar üretiminde kendi ürününün kendisine geçecek şekilde ayarlıyor. Yani bu kiremiti satın alırken metraj hesabını biraz daha iyi yapmanız gerekiyor. Çünkü eksik kalırsa ve tekrar tedarikte zorlanırsanız sıkıntı olur. Fazla alırsanız ne olur? Fazla alırsanız
Yani çok aşırı fazla almazsanız problem değil de az biraz fazla alırsanız da zaten bu istediğimiz bir şey. Çatının altına koyuyorsunuz arkadaşlarım. Diyelim yıllar içerisinde kırıldıkça bunlar buradaki kat malikleri bu kiremiti yeniliyorlar. O yüzden aynısının olmasında fayda var yani. Evet, ilerleyelim bakalım. Şimdi altına örttüğü bir malzeme var bir de. Şurada görüyorsunuz sayın arkadaşlar. Bu da rüberoid dediği malzemedir. Bakın. Bizim dosyamızda bakalım, projemizde. Bak diyor ki burada diyor bir tane rüberoid diye bir malzeme vardır diyor. Üstünde de çatı kiremit örtü malzemesi vardır diyor. Rüberoid dediği malzeme nedir? Rüberoid dediği malzeme bizim hani temelde kullandığımız membranın biraz daha basitidir, biraz daha incisidir diyebiliriz sayın arkadaşlarım. Yine bir burada su yalıtımı, nem yalıtımı sağlayan bir malzemedir. Alta bizim suyu nemi geçmesini engelleyen bir malzemedir sayın arkadaşlarım. Peki şefim, biz bunu temelde yaptığımız gibi biz bunu tekrar böyle bir ateşle şeyle mi yapacağız? Bunda onu yapmıyoruz sayın arkadaşlarım. Zaten bu daha da ince bir malzeme. Bunu biz uyguluyoruz yerine. Uygularken de göreceğim. Sadece anlatmayacağım. Merak etmeyin. Uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra zaten birazcık üstten güneş yese bu eriyip olduğu yere şey oluyor. Olduğu yerin şeklini alıyor sayın arkadaşlar. Bakın kiremitleri yerleştirirken biraz inceleyelim. Tıkır tıkır tıkır. Bu kiremitler aşağıda karın altında kaldığı için biraz kar olmuşlar. Problem değil. Bakın ilk sırayı yaparken şunlara dikkat ettiniz mi? İlk sırayı yaparken bakın buralarda bizim şey deliklerimiz olur sayın arkadaşlar. Çivi delikleri olur. İlk sırayı yaparken çiviyle düzgün bir şekilde çakar sayın arkadaşlar. O sırayı tutturur. Ama bunu her sırada yapmaz. 2-3 sırada bir yapar sayın arkadaşlarım. 2-3 sırada bir, hatta belki de ip çekeceği sırada bir. 3. sırada bir ip çekebiliyor. Eğer ki düzgünlüğü bozulduysa mesela 3. 4. sırada tekrar ip çekiyor. Orada tekrar bir çiviyle çakıyor. Onu çekmese dahi ipi. 3. 4. sırada yine bir çiviyle çakıp sabitleme durumu oluyor sayın arkadaşlarım. Bunu sabitliyoruz yani çatımız üzerine kiremitimizi. Devam edelim. Bakın. Güzelce örmeye devam ediyor. Hemen çatının altına bir indim sayın arkadaşlar. Neden? Bunu bir an önce bir göstereyim diye. Çünkü örtü malzemesini, o rüberoid dediğimiz çatı örtü malzemesini örttüğümüz zaman buraya artık ışık girmeyecek. Işık girmeyince de sayın arkadaşlarım, mesela şu eli böğründe dediğim malzemeyi sayın arkadaşlarım gösteremeyeceğim. Hatırlıyor musunuz bunları sonra yapılacak demiştim. İşte sayın arkadaşlar, bu hani göğüsleme denilen malzeme. Hani eli böğründe olarak da denilince yanlış olmuyor. Doğru oluyor yine. Ama asıl eli böğründe değil biliyorsunuz. Bakın şu malzemeler işte sayın arkadaşlarım. Bizim göğüsleme dediğimiz yapı gereci işte. Bunları o zaman hani konulmadıydı henüz. Ben de göstermemiştim. Şimdi çatıyı yaparken altına iner gösteririm demiştim. Yeri gelmişken bunu da görmüş olalım sayın arkadaşlar. İşte göğüsleme denilen ürün bu. Ha, şu şekilde mesela kesitlerde 10'a 10 gösterip bakın hemen bir inceleyelim. Kesitlerde bazen 10'a 10 gösterip şey yapabilir. Göğüslemeyi de 5-10 gösterir. Ama mesela burada dikine koymuş. Zaten yuvarlak kesitli yaptığı için kesitinden bir inceleyelim nasıl görünüyor. Göğüsleme yazınca sayın arkadaşlarım. Bakın. Bak. Buraya bak şimdi. Bak şurayı ne? Şu ne? 10'a 11 dikme. Bu içerisinde kalmış. Bir çizgi daha görünmüş. Demek ki 5-10 şeklinde koyulmuş. Göğüsleme. Yani şöyle dikine olan 5-10, 10-10'dan bakın şöyle nasıl gösterebilirim? Şu şey olsun. Dikme olsun. Şu da sayın arkadaşlar göğüsleme olsun. Bakın. Şöyle olduğu an arasında bir şey görünüyor. Görünüyor mu? Beceremedim herhalde de. Neyse. bakın sayın arkadaşım. Şimdi bu dikme daha kalın, göğüsleme daha ince görünmüş. Görüyor musunuz? Yandan bakıyor şu an göğüslemeye. Yani bu dikme kısmına. Dikine baksaydı çünkü gene aynı daha deminki fotoğraftaki gibi bu ellerime bakın böyle görünmesi lazımdı. Ama yandan bakmış. Ama bakın burada dikme 5-10 göğüsleme dikme 10-10 göğüsleme 5-10 şeklinde görünmüş. Ama bizimki yuvarlak kesitli olduğu için sayın arkadaşlarım orada
bu şekilde koymuş direkt. Yani enine koysaydı 5-10 şeklinde öyle bir görüntü çıkacaktı. Devam edelim. Çatının altını biraz daha inceleyelim. Bakın çatının altında bir düzen, intizam var artık. Hatırlıyor musunuz? Bir keşmekeş vardı, her yer dağınıktı falan filan. Şimdi bir düzen var. Temizliği düzgün bir şekilde, bakın her yer tertemiz olmuş. İşte ve de dediğim gibi sayın arkadaşlar, biz üstteki kiremit örtü malzemesini yaptıktan sonra mesela arttı mı? Artanını koy kardeşim şuraya. Adamlar kullansın yani, şey olduk. Evet, buranın örtü malzemesini örterek devam edeceğiz sayın arkadaşlar. Ama onu bir dahaki videoda devam edelim. Çünkü ben de biraz bir kötü oldum. Bir sıcak bir şeyler tüketip geleyim sayın arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.